Şimdi Semih, çok özellikle böyle sen böyle geldin ya sabah, çok güzel konular var dedin. O konulardan birine, Ünlüler Adası'na, trip tartışmasına gidiyoruz efendim. Önce izleyelim, üstüne konuşalım çünkü parça parça iniyoruz. Şimdiye kadar hiç kimse iki tane çemberi aynı yere attım dedim. Onu söyledim bak. Niye yenildim demedim. Her şeyimi kırdım bugün. Ama şu çok alıngan bir gün. Abi o kadar alınacaksa biz konuşmayalım o zaman ya. Ama hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Yok, bugünle alakalı. Yanlış bir şey de söylemedim. Ben niye yenildim demedim. Bugünle alakalı. Genel demek olarak. İstediğim. Abi olay ne biliyor musun? Söylesin sonra. Kimse dinlemiyor işte. Ben size böyle oluyor. Sağa sola çek. Kimse kimseyi dinlemiyor. Herkes aynı şeyi anlatıyor. Aynen. Kimse kimseyi dinlemiyor ama. Aynen. Birisi gidiyor kendi tribini yapıyor. Tripten girmiyor. Birisi gidiyor orada birbirine aynı şeyi söylüyoruz ya, aynı şeyi. Aynen. Beni demiyorsun değil mi? Seni söylüyorum abi. Oğlum ben sen tripten girmedin oyuna. Oyuna dahil olabilirsin yani. Şu an geriye bırakacağımız bir erkeği düşünüyorum. Skor kaç? Benim istemiyorum. Skor kaç? Senin halkan iyi ama ya. Kaç erkek? Olur mu ya, senin halkan iyi abi. Abi siz şans vermek adına değil. Yemin ederim. Vallahi tripten girmedin. Tripten girmedin, sen benimle doğan değil. Oğlum ben niye tripten girmeyeyim? Ben vallahi tripten girmedin bak, sana o kadar. Oğlum, ben sana üç kere konuştum. Ne ya? Oğlum ne lendirme. Doğru düzgün konuş. Doğru konuşuyorum. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Hemen gerizekalı ayağına yatıyorsun. Oğlum ne alaka? Anlamıyor musun? Benim midem kötü. Bunu yiyorum bütün gün. Tamam. Benim midem kötü. Biz ne yapıyoruz? Biz kebap mı yiyoruz? Tamam da o zaman senin miden kötü. Abi. Değil mi ya? Orada öyle bir şey yok ama. Ne? Benim midem abi, kötü. Abi adam kendini kötü hissediyorsa zorla mı oynayacaksın? Ya midelik oyunda ne var abi? Oğlum anlamıyorsun, midem kötü. Enerjisi yoksa oynamasın zaten, anladın mı? Ben kendimi kötü hissediyorsam oynamayayım abi. Ben ya doğru değil mi? Ya ben kötü görmedim. Evet haklısın. Bu adam beni batmadı. Ya benim haklı olma şansım yok burada zaten. Evet yok. Anladın mı? Hep sen haklı olacaksın. Kim ben? Bu kadar. Aynen. Oğlum sen anlamıyor musun? Ben diyorum ki. Ben anlamıyorum abi. Benim midem bozuldu diyorum. Ben anlamıyorum. Takım sonuna kadar savaştı. Tek diyebileceğim bir şey bu. Ama bir kişi benim bench'te dikkatimi çekti. O bence savaşmadı. Herkes gelsin buraya. Bakın. Bu tarafın arkadan bana olmuş böyle ne yapacağım. Bizim harbi o yemeğini almamız lazım yani. Onu söyledim sağ ol. Yanlış anlamasın. Adada şöyle bir şey var. Kafalar var. Kafalar ne söylerse o oluyor genelde. Şimdi Barış abi karnım ağrıdı dedi. Barış abinin artık karnı ağrıyor. 2 metre batıyorum. Allah için gerçekçi ol ya. Oğlum. Allah için ya. Lan, Allah için. Lan. Ne yeter? Ne yeter? Barış. Beni şey yapma. Ne yeter? Yapma Barış, yapma. Oğlum anlamıyor musun? Neyi anlamıyor mu? Çağrı söylesene şuna. Ben mi yalan söylüyorum şu an? Lan niye ben kime trip atayım? Burada bana kötü bir şey ki kimse yapmadı. Söyle birisi söyle. Abi niye trip atsın? Lan sen kime atayım? Batuhan sen konuşsana kardeşim. Özünü sev sakin. Lan kimse görmedim oğlum bunu. Kimse görmedi mi? Lan söyle birisine trip mi attım? Sen söyle. Oynamak istemiyorum dedi, çektin kendini. Evet çünkü tamam. Midem ağrıyor, ben kimseye tamam, söylemek zorunda değilim. Oynamak istemeyene zorla oynatacak değiliz ki abi. Allah'ın aşkına aç kaldık diyorsunuz, yemeksiziz diyorsunuz ya. Tamam. Oynayacaksın abi. İyisen bu oyunda oynayacaksın, bu kadar basit. Abi, ben mi yanlış söylüyorum? Oğlum 7 tane erkeğiz. Ben midem ağrıyınca ben midem ağrıyor diyeceğim. Bir kişi zaten... Midem diyorsun abi hala ya. Allah'ın aşkına anlatamam ya. Anlatamıyorum ben ya. Abi, ben desence hastanedeyim, serumluyum, midemden yatıyorum. Eyvallah diyeceğim. Ama oradayız hepimiz. Oğlum anlamıyor musun? Ben bunu ben ikinci kez yaşıyorum. Sen önceden yoktun. Midemden ben dışarıda kalmadın mı? Daha önceden yaşadım. Daha önceden yaşadım. Ben midem kötüyse anlamıyorsun. Ben mide rahatsızlığım da var. Benim mide asitim regüle olması gerekiyor. Sadece oraya girdiğinde çevirme de yapacağım. Abi, ya, ben şundan bahsediyorum. Ben oraya girdiğinde çevirme de yapacağım. Ben oraya girdiğinde çevirme de yapacağım. Ben kendimi ilerletmiyorum. Doğan Bey anlatsın. Ben şundan bahsediyorum. Midelik bir oyun yoktu. Öyle bir parkur yoktu. Bir saniye. Bir saniye. Oğlum çevirmek zorundayım. Anlatsın. Sen konuş istiyorsan ben sonra konuşayım. Bir saniye. Doğan konuşsun ondan sonra. Halledemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Konuş Doğan. Ben diyorum ki baba. Oyunumu güzel yapalım. Öyle bir parkur var mıydı? Yoktu. Zaten biz çekiyoruz. Sen üstündesin, anladın mı? Tamam. Sadece bir suya girip çıkacağız. Senin çember atışın atış. İyiyse abi çıkacaksın. İyi değil, çember atışın iyi var. Benden özür dileyeceksin sen. İyisi tekimle dilemiyorum abi. Evet, buradaki tartışmalar devam edecek. Önümüzde daha çok konular var ama şimdi bu konunun özünde. Biz dün program yaparken sevgili Mert Öcal da vardı. Barış kendini biraz geri çekti mi, hafif triplerde mi diye tartışırken sanki üstüne böyle bir trip tartışması oluyor. Semih, seninle başlamak istiyorum. Çünkü sen Doğan'a burada hak veriyor musun? Yoksa Barış da hasta olamaz mı gerçekten? Yani yarışmak istemeyebilir. Takımına da kendini iyi hissetmiyorsa kötü puan da kazandırabilir. Veya triplerde mi Barış? Sen nasıl görüyorsun? Bütün yarışmacıların tabii ki yani bunu dile getirerek oyun dışı kalma hakkı vardır. Arkadaşları da onu anlayışla karşılayabilir ya da karşılamayabilir. Burada Doğan'ın biz bir eleştirisini görüyoruz. Fakat Doğan burada... Ayağa kalkması mesela şimdi şu beden dili aslında bize çok şey anlatıyor. Bunun altında bir isyan yatıyor. İsyan ne?
Zaten röportajında da görüyoruz. Diyor ki burada kafalar var. İstediğini yapıyorlar. Kafalarına göre davranıyorlar. O midesinde rahatsızlık varsa bunu söyleyip konuyu kapatabiliyor diyor. Aslında şunu demek istiyor. Biz bunu söylesek diyor eleştiriliriz burada. Rahat bırakmazlar bizi. Fakat söyleme tarzı doğru değil. Adamı yükseltiyor. Doğan yükseltiyor adamı. İçerik olarak belki haklı olabilir. Evet diyor, miden ağrabilir, oynayabilirsin. Midenin rahatsızlığı senin oynamana engel değil diyor. Ama bunu da bilemeyiz. Barış'ın, bak belki Barış da bir kılıf uyduruyor. Semih bir şey evet, bilemeyiz. Kaçırıyorsun. Bilemeyiz ama adamı yükseltiyor. Oyun alanında Barış'tan sen en öyle bir ufak, şey duymadık. En ufak, evet, ah duymadık. Hayır midem ağrıyor ben oynamıyorum. Hayır ben oynamıyorum diyor. Yani resmen trip yapıyor görüyoruz biz de bunu. Peki ama ne diyeceğiz? Niye adam midemde problem var diyorsa zorla adama. Hayır o an söyleyecekti Semih. Söylemedi. O an söylemedi de şimdi o zaman bu, ben oynamayayım bir yerlerde trip yapayım Çağman yapayım. Sergen'le muhabbeti tartışmasının üstüne oluyor bu olay. Evet yani, evet. Oynamak istemiyor. İnsanlar arkadaşlar diyor ki ona yakın arkadaşlar hatta İsmail evet. diyor. Bak sen diyor halkıda iyisin. Evet. Ya, oynamayacağım ben diyor. Bir trip orada niye söylemiyor yani? Bir trip olduğunu hissettiriyor gibi. Trip şöyle bir de şimdi Barış niye kaptanlığı bıraktı? Biraz kafamı dinleyeyim dedi ve rahat rahat düşüncelerimi ifade edebileyim. Daha önce hep bir denge kurmak zorunda kalıyordu. Birileriyle karşı karşıya geliyordu ama kaptanlık sıfatının arkasına saklanarak o eleştirileri rahatça yapabiliyordu. Şimdi bence biraz yarışmacı olarak gözüne de kestirdiği birileri var bence. Yarışmacı olarak evet. farklı bir tarzda yarışmaya devam etmek istiyor. Çok yanlış cümleler kullanıyor. Söylemek zorunda mıyım ben? Yanlış midemin az rahatsız olduğunu orada. Kaptan olsa belki bu tarz şeylere girmeyecek. Söylemek zorunda mıyım ne demek? Oyun alanında, şeyi fırlatıyor yere. Oyun alanında söylemek zorunda mıyım diyor. Yere fırlattığı şey mesela. Tabii ki de zorundasın. Bir de ifadesi var bip denen falan. Sen oyun alanında zaten söylemiyorsan onu demek ki yok öyle bir şeyin. Niye söylemiyorsun ki bunu arkadaşlarından saklıyorsun? Yani midem kötüyü söyle ayıp bir şey mi? O zaman niye şimdi söylüyorsun? Bakın şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Barış'ın en anlaşamadığı isim bence Gonca. Hı hı. Bir böyle ne zaman Gonca bir şey söylese hani ona takıklığı var. Orada ağrıyor. İki kavga ederken arkadaşlar susalım demesine bile karışabiliyor. Gonca'ya bir ekstra takıklığı var hissettiğim benim. Yanlışsam beni düzelteceksiniz. Burada Doğan'la tartışıyor. Bundan önce Sergen'le tartışıyor. Konu ne? Çağman. Hep yeniler. Hepsinin tek ortakları yepyeni olmaları. Yani bunlar adaya sonradan gelen isimler. Tabii. Barış yenilere karşı bir böyle tepkili, bir böyle onları kabullenememiş durum var. Onu seziyoruz. Ama şurada da ben Barış yanında olmak istiyorum. Kendini iyi hissetmeme hakkı var. Evet. Kendini iyi hissetmiyorsa takımda oynamama hakkı var. Çünkü kendini onu söyleyecek, adam. Onu söyleyecek. Mideden. Söyleyecek. Ama mental olarak çıkıp da sayı kaybetme ihtimali daha yüksektir orada. Ben oynamayayım arkadaşlar demesi de olabilir. Bu kadar da üstüne gidilmemiş. Hayır tabii, ama çok böyle bir şey. Çok yüksek açılış yapıyor şey Doğan. Hayır ama orada bir şey anlatmak bir şey. İstiyor ama ayağa kalkıyor. Bağırmalar, elinde kaşıklar, maşıklar. Adamı yükseltiyor. Doğan gerçeği söyleyince. Yükseltiyor Doğan adam. Ama böyle mi söylenir? Barış kendince bir orada kılıp böyle, tamam, doğru. Yani bir gün. Ama bunu net şey emin miyiz? Bunu bilemeyiz. Ya onu orada söyledikten sonra kimse bir şey demez oyun alanında. Bak arkadaşlar. Sen %99 öyle düşünüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Ama evet. %1'lik ihtimal de var. Biz evet. buna net bir şey söyleyemeyiz. Evet. Nasıl net bir şey söyleyemem? Adam midem diyor. Şimdi ben adamın niyetini okuyamam. Bak orada niye zaten söylüyor. Niyetini okumuyorsun. Orada söylüyor zaten. Oyun alanında söylemiyor bunu. Söylemesin. Hayır oyun alanında midem kötü falan demiyor. Oyun alanında hiçbir şey demiyor. Bu adaya dönünce diyor bunu. Demesin burada diyor. Oyun tamam, alanında demedikten diyor. Sonra sen adaya da o zaman belki herkes böyle yapsın o zaman. Oyun alanında ben oynamıyorum falan desin. Sonra ya bacağımı arıyordu siz bilmiyorsun. Söylemez ona değilim ki de. Regüle olması gerekiyor diyor. Tamamını söylemesi. Regüle olması gerekiyorsa asitli söyle orada. Asitli regüle olması. Olacağı, oyun diyor. Alanında söylemiyor. Bençle bir de diyor ki diyor Sergen sen benden daha güçlüsün diyor. Aslında böyle bir laf çarptı. Evet onu diyorum ben. Oyun alanında arkadaşlar Barış en ufak midesiyle ilgili bir şey söylemiyor. Doğan'ın bu çıkışından sonra da kendince bir bahane uyduruyor. Tamam evet ben de öyle düşünüyorum. Çok o kadar belli ama ki zaten. Ama adam midem diyorsa tabii, şimdi biz ne diyeceğiz adama? Ama adama ne diyeceğiz midem diyorsa? Ya oyun bittikten sonra diyor Semih. Tamam diyebilir. Adam burada şimdi demiyor bunu. Adam burada şimdi kronoskopi mi neydi? Ne yapmak? Doğan yüzüne vurdu gerçekleri. Evet. Doğan yüzüne gerçekleri vurdu. O da kendisinin trip yaptığını evet. biliyor Sergen Çağman tartışmasından sonra. Evet. Yüzüne orada diyemedi ki ya evet trip yaptım. O da benim midem evet. ağrıyordu. Onu burada orada zaten oyun alanında söylemek zorunda mıyım diyor. Biz aynısını ama. Düşünüyoruz zaten. Tamam o zaman bunu. Fakat adam oradan hayır, ben bu eleştiriyi bertaraf etmek için. Niye sinirleniyorsun? Eleştiriyi bertaraf hayır. etmek için geçin. Sağlık problemini ortaya sunuyor. İşte ama adam bunu yapıyor. Onu sürdü mü? Öyle bir kabahatiniz olmaz. Kutsal sözdü. Evet şimdi bir şey diyemiyoruz yani. Ben de diyorum ki oyun alanında söyleseydin tabii ki de diyemeyiz. Oyun alanında niye aklına gelmedi o? Regüle miydi o ara? Midesi acaba? Barış bence inanılmaz hatalı. Bak Survivor'ın.
Bu Survivor'ın en çok hata yapan yeri. Ben de başka bir şey dedim. Endoskopi yapmamız lazımmış. Evet, onu görmek için değil mi? Evet. Hayır ama şimdi lazım. Burada Doğan'ın peki çıkışı çok normal mi? Bağıra bağıra böyle söylenmez adama. Böyle mi söyledin? Biraz fazla. Böyle söylenmez. Ama iyi bari sen de biraz fazla değil. Ama Barış'ın yani. Barış'ın orada söylediği, kullandığı kelimeler çok çirkin. Ne, regüle mi? Hayır, regüle doğrusu. Bilmiyorum, onun regüle olması lazımdır, regüle olması lazımdır. Asit baz dengesinden mi bahsediyor acaba? Bilmiyorum, ben bilmiyorum. Ben yok, regüle olması lazım asitlerimin diyor. Bence reflü demek istiyordu. Hayır ya, o başka bir şey. Başka bir şey. Regüle düzenlenmesi. Düzene lazım. Girmesi gerekiyor diyor. Lazımdır. Oturması gerekiyor diyor, koşmamam lazım. Şöyle bir şey söyleyeyim, evet. Ya Doğan çok doğru argümanların arkasında o kadar güzel şeyler söylüyor ki. Şu an yönetmenimiz onu... Hazan şey oldu, mide doktoru oldu. Mide asitinden bahsediyor, refriden bahsediyor diyor. Hani konuya o kadar hakim. Regüle nasıl oluyormuş peki? Onu biliyor mu? Onu biliyor musunuz Hazan'cığım? Bir tane ilaç var, içiyorsun, tek de gidiyor. Şimdi devam edelim ya. Bu konu, okey miyiz bu konuda? Ya ben okey miyiz derken herkes düşüncesini okay söyledi. Yani okey miyizden ziyade. Bence Barış Survivor'ın bu seneki Survivor'ın en çok hata yapma yarışmacısı oldu. Artık. O kadar diyor. Evet. Peki sürekli kaptanlıktan ya. Vazgeçme sebepleri ne sizce? Yani neden vazgeçti? Bu tripleri işte. Bu tripleri. Aynı mi? Evet. Aynı böyle içinde kendince yaşadığı bu buhranlar değil mi? Bu senenin ilk buhranını değil buhran. Mi? Buhran. Sen hiç demedin. Biraz hatalar yapmaya, çok fazla hatalar yapmaya başladı hatta, biraz değil. Ben Barış'ı böyle görmek istemiyorum. Net. Söyleyin Barış'a. Net. Barış'ın daha mı yapıcı olması lazım? Yani hem yapıcı olması lazım hem daha az hata yapması lazımken işte dediğiniz gibi bütün hata şey yaşadığı, tartışma yaşadığı insanlar hep yeniler. Sürekli yeniler. Yenilerle ilgili bence bir neyi var? Böyle içinde takıntısı böyle bir var. Takıntısı var. Evet, yenilerle ilgili takıntısı var, doğru.